Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah istifade ve istifademizi artırsın, feyzine mazhar eylesin, tevfikini refik eylesin inşallah. Bugün Dima kaç ediyor? Ben unuttum. 165 Dima emri tekvini yapacağız. Şu anda mekan itibariyle Sakarya'dayım. İrfan'la beraberiz. Oradan beraber katılıyorum. Dima dedik, evamili tekvini ile beraber ama galip emri tekvini. Sakarya'dayız. 165 ders. Başlıyoruz. Şimdi lügatını bir daha, her derste olduğu gibi lügatını ben bir daha okuyorum. Emri tekvini ile evamili tekvini arasındaki farkı okuyorum. Lügatını okuyorum. Diyor ki evamir, emirler. Ondan sonra emredilenler, vazifeler, emrin çoğulu. Emrin çoğulu. Evamiri tekviniye, tekvine ait emirler, fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meylani nubuv der, ben sümbürleneceğim, meyve vereceğim, biiznillah olur. Doğru söyler. Bir avuç su, meylani cimat ile demiri parçalar. Şu meylanlar, İradeden gelen evamiri tekvinenin tecellileridir, cilveleridir. Demek ki evamiri tekviniyenin, evamiri tekviniyenin kaynağı iradedir. İradedir. Şimdi onun başka şey yok. Emri tekvini okuyorum. Yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam. Sonra tekvine ait işler, hadiseler, maddeler. Fıtrı kanunlar, adetullahı tazamun ettiği emirler. Mesela ilmin itası manen amel emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı, aklın verilmesi, marifetullahı, kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor. İşaret edeceğiz 174. Fark nedir şimdi? Yani emri tekvini fıtrattır. Mevcudun fıtratı. Yani olmaya karşı meyil. Olmaya karşı meyil. Ondan sonra şurayı... Ekran kaydını başlattın mı abi? Ekran kaydını başlatmadım. Şimdi başlatayım. This meeting is being recorded. Tamam. Evet, hiç kimse yok. Galeri ve... Hah, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar, isteyen görüntüsü açabilir dedik. Tamam mı abi? Evamiri tekviniye ile emri tekvininin tarifini okuyorum. Farkını da söyleyeceğim. Emri tekvini yaratılışa ait nizam, kanun. Evamiri tekvini ise vücudu ilmeğe dönüşmüş yazılım. İyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Emri tekvini kendisi üç şekilde kendisini gösteriyor. Emri ezeli, emri ilahi, emri rabbani. Şimdi diyor ki emri tekviniye, tekvine ait emirler,
Fıtrat yani fıtrı kanunlar, adetullah'ı tazamun eden emirler. Ama bir emir ama sistemle emir ediyor. Mesela diyelim ki ben şu anda güneş yok olsun. Hikmete zıt. Hikmeti zıt yani. Güneş doğmasın. Değil. Celal veya cemal iş yaparken birbirinin içerisinde hükmünü ortadan kaldırmadan emirler yapıyor. Birbir hükmünü kaldırmıyor. Mesela diyelim ki uygulayayım bunu. Haşir meydanında Allah dese ki ben hesap mesap yapmaya şey değilim. Yapmıyorum. Yıldan cehenneme doğru gidin. Diyebilir mi? Diyebilir. Onu durduran şey yok. Ama merhamet, hakim, adl isimleri müsaade etmez. Çünkü bunu celali bir isim iktiza ederken cemali ve hikmet isimleri müsaade etmiyor. Bu da isim. Dolayısıyla emri tekviniyin için söyledim. Emrederken bütün isimler muvacesinde emrediyor. Mesela emri ezeli var içinde, emri rabbani var içinde, emri ilahi var. Kulazu be rabbin nas, melikin nas, ilahin nas gibi. Evamiri tekvini artık çekirdek haline dönüşmüş. Çekirdek haline dönüşmüş. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. O artık çekirdeğin programı. Ama emri tekvini ise daha arkada. Tekvin sıfatında, zati sıfatta. İçsel ve dışsal birbirlerini iktiza etmeleri. Mesela emri tekvini ait okuyorum. Ne demek istiyor? Şunu diyor. İlmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı aklın verilmesi, marifetullah, kudretin verilmesi, çalışmayı cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekminen emrediyor. Şeyi de söylemiştim size. Tekmin enfusi şeylerde, manevi şeylerde kullanıyor tekvin. Kudret ise vücudi şeylerde kullanıyor. Mesela maneviyat meselelerinde tekvin, kanunlar ve namuslar gibi. Fakat şey ise, kudret ise vücud hariciye bakıyor. Şöyle dedi diyeyim, daha önce haftada konuştuğumuz için, ilmi vücutları, subut-i sıfattaki ilmi vücutları vücud-ı hariciye çıkartan kudrettir. Ama Adem'den subut-i sıfata, ilime doğru çıkartan tek emirdir, tekvindeki emirdir. Yani fark o. Tekvinle, kudret ne farkı var? Tekrarlar mısın? Yani? Bir daha. Zat-ı sıfatı bir sayayım. Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyami bi nefs, tekvin. Subuti sıfatı sayıyorum. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Tamam. Tekvin, zat-ı sıfatta. İlim, subuti sıfatta. Şimdi, ilim, irade, kudret, subuti sıfattadır. Subuti sıfattadır. Şimdi, kudret nereden çıkarıyor? Kudret, ilimden çıkartıyor. Yani kudret ilim iradedekileri çıkartıyor. Kudretin sahası mevcudat ilmiye, vücudu ilimleri. Oradan çıkartıyor. Tamam mı? Şimdi bu tarafa dön. Tamam abi. Tekvin ise Adem'den çıkarıyor. Adem'den subut-i sıfatları çıkartıyor. Yokluktan çıkartmakta kudret yok. Şey var, tekvin var. Tekvin var. Tekvini böyle yaptıktan sonra emri tekviniye gidiyor. Bir daha. Tekvinle kudret arasındaki fark nedir denilirse ikisi de yaratma. Evet. İkisi de yaratma. Birisi subut-i sıfatta olan imkani vücutlar, mümkünler, madumları vücud hariciye çıkartacak. Bu kudret. Tekvin yok burada.
Tekvin ise zat-ı sıfattaki tekvinin içinde bulunan Adem. Adem neydi? En son geldiğimiz tarife şuydu. Olmayanın olmayan içerikleri. Adem. Oradan subutu sıfat olan ilme aktarıyor. Yokluktan çıkartıyor. Yokluktan yaratmaya tekvin, varlıktan var etmeye ilim vardır. Vardan var etmeye kudret. Şimdi kaldığımız yerden ben devam edeyim. Sayfayı göndermiştim geçen hafta. Şurada kalmıştık. 106'da kaldık. 106. Okuyorum. Hulasa bu. Emir, emr, evamirin hulasalarından okuyorum. 106. sayfadan okuyorum. Yani çalışmalarımızı, İrfan sen de öyle yapın diye söylüyorum. Çalışma yaptık. Mesela külliyat. Zerre kaç şey sayfa mı dedin? Abi, paragraf. 138 paragraf. 1038 paragraf. Bak 1038 paragraf var zerre hakkında. Punto büyüklüğüne göre işte 12 punto üzerinden düşünürsek. Word üzerinden abi. 200 küsur sayfa yapıyor. Tamam. Sen bunu çalıştın kaça indirdin? Şu an 80 civarında. 80. Bir daha okuyacaksın. 50'ye düşüreceksin. 50'ye düşüreceğim. Bir daha okuyacağım. 20'ye düşüreceğim. 20'den sonra tasdif yapıp ders okuyacağım. Evet. Ondan sonra tasdif yaparken 20 sayfada ne yapacaksın? Soru soracaksın. Zerrenin sureti nedir? Diyeceksin ilk. Evet. O zaman sıyrılıyor mana. Yani mana avcılığı öyle olur. Mutlak böyle, muhit mutlak ve muhite saldırdığın zaman mana yakalayamazsın. Evet. Yöntem kullanacaksın. Yöntem kullanmadan mana avcılığı yapamazsın. Kutsi kuşu avlamak istiyorsan... Kutsi kuşu evet. Bir, kapan sureti kapan nedir bu? Kapan. İki, gir içeriye, kanuniyeti nedir bunun? Gir içeriye. Hakikati nedir? Gir içeriye mahiyeti nedir? Yöntem. Sonra evveli, ahiri, zahiri ve batını. Yani kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek, ağacın zahirisi, ağacın batınısı. Böyle. Sonra kainatta böyle, insanda nasıl? Tamam. İnsanda kalpte nasıl, dimağda nasıl? Böyle avlanın, inceleşiyor mana. Evet. Böyle mutlak ve muhiti, muayyen ve has böyle olur. Nazik ve nazenenlerin mehrini ödemek gerekir. Evet, öyle ödeyeceksin. Evet. Haram olan bir şey, kısana haram, nikah lazım, mahkemata geçiyor, evet. Mehir gerekiyor. Yani mehir de nedir? Nasıl ki mehir haramı helal ediyor, sana ait olmayanı sana ait ediyor, kısacası. Evet. Dikkat latifesi de sana ait olmayan mana sana ait yapılıyor. Biz bu çalışmaları niye yapıyoruz? Sonucumuz şu. Kendimizi tanıma adına dikkat latifemizi inkişaf ettirmek içindir. Dikkat. Bu boyutlaşmak, bu alemde ben iki yöntem var ya ustad, kalp ve akıl. Kalpler, terkler ve tecerrütlerle inkişaf eder. Akıl, dikkat latifesiyle. Yani mehri bu. İlim ile ve amel ile şeytanı mağlup edemezsiniz. Çünkü adamda vardı. İlim vardı. Bir de ne vardı? Ubudiyeti vardı. Yani ibadeti vardı. Nesi yoktu? Terki yoktu. Terk ve tecerrüt kalbi çalıştırır. Dima yedi mertebesini ne çalıştırır? Dikkat. Dikkat latifesi. Bu dersleri dikkat için. Şimdi mesela bu hepimiz faniyiz. Öleceğim bu. Ama bu dersler baki kalacak. İnşallah. Gelecek inşallah, gelecek nesillere yadigar ve birbirimize şu, bize gelenleri aktarmakla bir şeyde nasibin varsa ekliyorsun, geliştiriyorsun, daha mükemmel yazılım yapıyorsun. İşte Rüştü abiler, Zübeyir abiler, Zübeyir abi demiş mesela, hizmet rehberini toplama yaptırmış. İlk toplama yapan ustadır, Asay Musa toplamadır. Zübeyir abi demiş ki, hizmet bu kadar genişlemiş, hizmet o küçük dairedeydi, İsparta'da, Emirdağ'da.
Şimdi genişlemiş. Bir uzatıyorum gibi gözüküyor ama yöntem bilmek adına mıyım? Demiş ki külliyata dağınık olan bu manalar yap yapma, düşün düşünme, dost ol, düşman ol, de deme gibileri hizmet rehberini yap demiş topla. Onu yaptı. Toplamayı bana şey yaptı. Toplama aldı. Benim kuşağıma toplama verdi. Ben bizde de Allah'ın ikramı ihsanı ve öyle zannediyorum. Surettir, kanunettir, hakikati mahiyettir. Belki gelecek nesil en büyük iyiliğimiz o olacaktır. Kim? Dima grubuyla olan bir şey. Bunu Allah hak ile yeksan eyler. Kendi nefsine veya kendi zatına mal eden hak ile yeksan olur. Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır, lütfudur. Ondan sonra geçen işte rüyada uyandığım zaman işte o gördüm ya. Gibi Allah'ın ikramını kendine... Sonra nedir? Evvelu, ahiru, zahiru, batını. Hiç kimsenin malı değil. Bu Risale-i Nur'un malıdır, yöntemidir. Oysa ustad bunu kullanıyor. Bir de yeni bir şey değil ama bildiğiniz bir şey tekrar etmekte. Ustadın kültürünü, hareket tarzını, düşünce yöntemini, faaliyet sistemini yakalamak gerekiyor. Nedir o? Surette yaptığıyla arkada sevk etmek istediği farklı. Surete çıkarttıklarıyla ehli dalaleti bundan meşgul ederken arkada icraat yapıyor. Surete kişileri çıkartıyor, surete bilmem şeyleri koyuyor ama arkası farklı. Bunu yakalamakla yani zahir aldatır der. Kendi söylüyor. Hakikat ehli herkes değildir. Herkes değildir. Abdeste başlamadan bu evamiri tekvini ile emri tekvini... Biraz isim söylemesin. Evamiri tekvini ile emri tekvini bir çekirdek üzerinden tanımlayalım. Yapalım. Evamiri tekvini çekirdekte ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Bu tamam. Vücudi ilmi. Mevcudat ilmiye deniliyor bu. Bu kaçınılmaz. Budur. Evet. Bunu yazan emri tekvini. Yani yaz diye emreden yokluğa ol de, ol. Nereye diyecek? Adem'e diyor. Ol diyor. O da ne yaptı? Emri tekvini kendisini emri ezeli, emri ilahi, emri Rabbani ile çekirdeği yazdı. Emretme makamı, emri. Emr. Peki, emir. Neyi şey yapacak? Tekvinin iktizalarını emrediyor. Hikmete uygun. Yani tekvin zatı sıfatın bütünselliğindendir. Tek başına ben külan beyliğim, ben yaparım, ederim, karar ver. Yok. Tekvin de nereye göre karar veriyor? Vücud, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun ila vadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin. Bu nedir? Zatı sıfatlar. Zatı sıfatlar içerisinde bir sıfattır. Hangisi? Tekvin. Tekvin bir sıfattır. O bütünsel içerisinde emrediyor. Onun içerisinde emrediyor. Ha, mesela kudret dese ki subutusa ben istediğimi halk ederim. Öyle bir şey yok. Çünkü orada hayat var, ilim var, sen var, basar var. Yani bütünsellik. Kısaca bizim kardeşler hepsi enfusi olduğu için Celal ben haşi meydan istemiyor. Cenneti de istemiyorum de. Cemal da diyebilir. Hesap olmasın. Cehennem de olmasın. Kemal ikisini de iktiza ediyor. Üçü de ayrıdır. Ne yapar? Bunu ustad söylüyor 30. lemada. Bir çiçekler var, istila etmek ister diyor. Öteki esmaların iktizası olan çiçek de onu durduruyor. Yoksa her esma kendi başına bırakılsa istila eder. Hiçbir esmaya hak vermez. Hep kendisi olmak ister. Ha o rüya vardı ya. Rüya işte yani Allah hak ile seni yeksan eyler ya Rabbinin senin. Ders çalışırken koltukta düşüyorum masaya. Baktım devam ediyor ders. Rüyamda da devam ediyor. Dere diyor. Diyor ki bir tanesi dere niye akar? Adem'den kaçmak için. Vücut dairelerin akar diyor. Adem'den dere onun için akar diyor. Bir yerde dersen deli derler. Bunu uygula insanın dimağına diyor, kafasına. Eğer diyor bir insan var ya yeknesak,
standartlık, ademe çalışır. Ademe incirardır, ademe dökülür. Mesela ben yaptım, ettim, kazandım. Peygamber dahi olsa yeni bir şey eklemezsen, yeni bir şey yapmasan derenin şeye, değirmenin taşı gibi taş taşı yer. İşte beyni, aklı, kafayı Adem'den, Adem hesabına çalışmaması için Adem nedir? Hastalıklar, musibetler, dert, sıkıntı, psikolojik hastalığı vücudi değildir. Ademidirler diyor. Günah da öyledir. Bu sebeple bu kafa Adem'e çalışır. Nasıl yapacağız bunu? Tefekkür etmeyen, düşünmeyen, kafa yormayan, her gün Allah Resulü'nün tabiriyle kendisine bir katkı yapmamış, eşit yapan, Adem'e çalışıyor, kayıptadır. Bu sebeple psikoloji, o ne yapar bize? Emreder. İyi değilim, kötüyüm. Bu emir, o emri tekvini, yani kendisine bir şey yapmamış. Bu dersler hayata uygulanmasa ben ne yapayım? Evet. Tamam. Farkındalığımızı artırıyor. Şimdi okuyorum. Kanunların vücudu haricileri yoktur. Emri ve itibaridirler. Nerede bu nizah var? Külliyatta da söyleyeceğim. Ya ama ilk önce söyleyeyim isterseniz. 72. defterin 72. sayfasında geçiyor. Bir de böyle gidip gelmeyeyim ama bir tane göstereyim. 72. sayfasında nerede söylüyor? İnce Mesnevi Nuri 164. Burada ve külliyatın çok çeşitli yerlerinde mevcut. İzahı 29. defterin 72. sayfasında anlatıyor. Tamam, 72. Bir tane örnek göstereyim, hepsini böyle yapmayacağım. İzahını isteyen, abi bu ne demek ya falan, izahını isterim, metni isterim deyince bu defterde hepsinin kendi orijinalı, ham madenleri. Bir de onun üzerine işleme. İşte cilve, cemal, nakı, sanat vesaire yöntemlerle mana çıkartmayı orada yapılmış. Ben kısa olsun diye öz cümleye dönüştürdüm. Hulasası. Kanunların vücud haricileri yoktur. Emri ve itibaridirler. Hakikat-ı hariciyelerini ve dizginlerini, tayin ve teşahhusatlarını melaikeler yapar. Bunu zaten 29. sözde olduğunu hepimiz talebesi bilir. Diyor ki, mevhum bir şey hakikat hariciye yüklenemez. Bu mevcudat hakikat hariciye ise bunu yüklenen birisi olması lazım. Kanunlar da itibari ve mevhumdur. Emridir de. Emri ve itibaridirler diyor. O zaman bu kanunlar ve namuslar vehmi ve itibaridirler. Ustad da ayırmış. Hangisi şey diyor ki emri itibariyeye kanun diyor. Emri nisbiyeye dustur diyor. Bir tanesi kanunlar esastır. Namuslar dusturdur. Uygulayayım ben size. 21. lemada kaç tane şey var? Dustur var. Dustur. 4. Kaç tane esas var? 9. 9. Yani İhlas Risalesi başında bunlar en büyük esas. Esas enfusidir. Eylemdeki karşı. Çok çalıştığım için söylüyorum. Bu Osman şey yapmıştı. Abi esas ile dustur arasında ne fark var? Dustur eylemseldir. Vücudu haricidir. Mahluktur. Mahlukat tarafıdır. Nefs-ül emirdir. Esas ise enfusidir. Melekuti tarafıdır. Onun bu çok önemli bak. Bu diyor ki Üstad Hazretleri İhlas esastır. Ama aynı zamanda dustur olarak kendisini gösterir. Bazıları esastır ama eylemde şeyi yoktur. Mesela diyelim ki anlayış. Yani mesela şu anda hatırıma gelmiyor. Esastır diyor, dustur demiyor. Bazısına dustur diyor. Mesela siyasete girmeme dusturdur diyor. İstinaya esas demiyor, dustur diyor. Dustur, esas da var galiba. Şimdi bir de okuyorum. Kanunların vücudu haricileri yoktur. Emri ve itibaridirler. Hakikat hariciyelerini ve dizginlerini, tayin ve teşahhusatlarını melekler yapar.
Anladın mı? Burada ne şey var? Neyi aldık? Kanunlar emridir. Yani itibaridirler. Kanun itibaridir. Yani emir itibaridir. Emri nisbi ile emri itibari farkı söyleyeyim. Şu. Şimdi bu mevcudatın bu farklılıklarını görüyoruz. Bunu içeriye nispet edip içeriye alabilme hayvanda meleklerden bizi imtiyazlaştırıyor. Mesela diyelim ki hayvanlar kendisiyle alakadar olan şeyleri, mesela sığır, ot ve su. Ot ve su. Melekler de kendisiyle alakalı. Emri nisbi demek dışarıda olan bizim haricimizdekileri içeriye alma yeteneğimiz, kabiliyetimiz yani. Bu aldığımızı yazılımımız var ya, istidat. Yazılım, yani aldıklarımızı istidatla, daha önceki bilgilerle, örf, anane, gelenek ve kültürle harmanlayıp yeni bir şey inşa etmek kafamızda, bu itibaridir. Emri nisbi hariçteki tarafımıza bakar, emri itibari içseldir. Yani halk ederiz, yok ederiz, hayale ve tasavvuren bir şehri var ederiz, yok ederiz. İşte emri bu. Niye çalışıyoruz? Ben ondan biraz çıktım yola. Kafamda bana emreden bir güç var. Jung'un dediği gibi. Ya ben diyor mutluydum. Hiç kimseyle görüşmedim. Hariçten bir şey almadım. Manastırda bir İsviçre'de dağın eteğinde kaldım. Kimseyle görüşmedim. Topluma girmedim. Kitap okumadım. Mutluydum, öyle girdim. Bir hayli zaman sonra aklıma bela olmuş. İyiyken kötü oldum. O zaman diyor benim aklıma karşıt başka bir akıl var diyor. O çözülmedikçe insanoğluna huzur, rahat, ruhtur diyor. Koca bu kitabın hulasasını ettim size. O zaman ne demek? Nedir o? Şeytan ve cini kabul etmedikleri için onun insana yaptırıcılıkları da ve yaptırıcılığın eylemsel halini, düşünsel ve psikolojik şeylerini bilinemeyecektir. Boşuna Allah cin suresi koymadı. Peki ne yapıyor, ben uygulayayım bunu? Kafamda emrediyor. Emrediyor. İyi değilsin. De onu. Verme onu. Ya böyle yapma. Diyen başka bir tane de melekler var. De. Ya olmaz. Ayıptır ya. Ha, böyle bir sistem çalıştığımı bilinci sana rahat ediyor. Diyorsun ki ustad diyor ya bunlar senden değil. Hakikaten öyle benden değilmiş ya. Ben zannediyorum ki daha önce duymuş muydum? Belki derse katılınca fark etmişsin ben İrfan. Şefkat. Merhamet. Haya, vefa, anlayış, feraset, gadap, hiddet, şevet, ne varsa hepsi müstakil ruhu var, müstakil hayatı var, içsel yapısı var, vücud halicisi var. Bir şahsiyettir merhametin. Bir şahsiyet, müstakil bir şahsiyet, şefkat, vefa, muhabbet, sevk, surur. Bu kadar şahsiyetleri, nihayetsiz şahsiyetleri düşün. Hislerin müstakil bir şahsiyeti var. Her bir hissin ruhu var. Her bir hissin hayatı var. Her bir hissin içsel yapısı var. Her bir hissin vücudu haricisi var. Bunları topladı Allah, pekmez tayin yapar gibi karıştırdı. Hepsine komple Hasan denmiş. O zaman böyle denince, ben böyleyim. Allah Allah, ahiretin daha şeydi arkasında. O zaman ben de bunlar icraat yapmayacak mı? Kendisini göstermeyecek mi? Emirle yapıyor. Biraz fazla durdum. Biraz geçeyim. Arş okuyorum şimdi. Arşı hulasa ediyorum. Arş. Çok geçer külliyatta. Bunu emir bütünden bina edeceksin abi. Evet. Arş. Dört tane arş var. Emir onunla iktim. Alem şehadet de onunla icraat yapıyor. Hava arşı. Havada emir. Ateşte, toprakta, suda, nurda. Yani dört tane. Toprak, su, ateş, hava. Tamam. Nur bazı yerde nur kullanıyor. Hava kullanmıyor. Bazı istisna yerde. Onun için onu da katayım diye söyledim. Toprak kesiften. Gir içeriye. Su. Ateş. Ondan sonra hava veya nur. Hava kullanıyor. Bu da insanın tabiatını söylüyor. Bazılarının emri toprak cinsindendir. Evlilikte de ben bu kullanıyorum, yöntemi söylüyorum. Mesela diyelim ki en cami hangisidir bunlardan? En kesif en camidir. Toprak en camidir. Sonra sudur. Sonra ateştir.
sonra havadır. Encam. Şimdi toprak fıtratlı olan bir insan toprağa yapışmış, toprak fıtratı bir eş olmaması lazım. Onu hareketlendirecek, toprağı hareketlendiren ne olur? Ya su olur, ateş olmaz, ya hava olur. Peki su fıtratlıyım ben veya ateş fıtratlıyım, celali bir şey. Gafur burada mı? Mesela gafur celali bir şey. Evlenecek ki hanım su fıtratlı olması lazım. O da ateş fıtratlı oldu mu? O evden değil, o mahalleden uzaklaş, kıyamet kopar, kıyamet. Yani birbirini nötrleştirecek şey. Arş her şeyi kuşatan, hulasa var ya, bu belki de buna mutlaka bu arşa birkaç gün çalışmışım. Şu kadar bir şey okuyacağım. Arş her şeyi kuşatan, hatta külliyata dışına çıktım arş için, Elmalılı Hamdi Yazır'dan da aldım. Ne demişler diye. Arş. Buradaki arş abi, kainatın damı olan arşı mı konuşacağız yoksa arş emrini aldıkları vakit diye bu arş mıdır? İkisini de şey yapacağız. Arş azam var. Bir de arş var. Bir de arşlar var. Onlar burada ifade edildiği yer. Evet, mesela arş azam, arşta toprak, su, ateş, havada kendisini ifade eder. Arş. Şimdi bu o alemi gaybdaki arş, bütün esmaların perdesiz tecelli ettiği arş, ondan konuşuyorum. Her şeyi kuşatan dam diyor, işaret edeceğiz daha, kainatın. Şeceri hilkatın değil, kainatın damı arştır, şeceri hilkatın damı arş azamdır. Her şeyi kuşatan, kainatla şeceri hilkatı tefrik edemeyen arş da arş azamı tefrik edemez. Namusla kanunu da tefrik edemez. Namus kainatla alakalıdır. Kanun şeceri hilkatla alakalıdır. Evamir-i tekviniye kainatla alakalıdır. Emir ise, emri tekvini ise şeceri hilkatla alakalıdır. Daha cami arkada. Arş her şeyi kuşatan emiri uygulayacağız. Kudretinin ve saltanatının azami zuhur yeri. Hulasa bu. Kudretinin ve saltanatının azami derecede perdesiz zuhur yeri, yani zahir, batın, evvel ve ahir isimlerinin hulasa-i camiasından Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu izzet ve saltanatından kinayedir. Sayfa 74. sayfada kaynakları var defteri. Şimdi devam ediyor arş. Yani emri tekviniden gelen, bu latif nüktelerden okuyorum yani de 38'de diyor. Diyor ki, yani emri tekviniden gelen hurufat, emri tekvini, evamiri tekvini de değil. Ben mesela kelam nereden geliyor hemen sıra yapayım külliyatta. Kapte meylan var. Meylan oldu mu? Kapten meylan çıktı, sonra indi aşağıya. Aşağıya indi, vicdana indi. Vicdandan aldı. Mesela dağın tepesine kar topu yaptık mı? Evet. Yaptık. Dağın tepesine bıraktık. Katlana, 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 katlana indi. Şimdi iniyor, tepeye koyuyoruz. Kapte mana çıktı mı? Mana. Kapteki latife insaneden aldı. İn aşağıya vicdana. İn aşağıya dima. Aldı, al. Hepsini aldım, boyalandım. Şimdi buna elbise biçilecek. Mekan verilecek. Yani kelama dönüştürülecek bu. Bu mertebelerin bütünselliği. Bu bütünselliğe uygun bir libas biçilecek. O da nerede yapılıyor? Tahayyülde. Tahayyülde kelama dönüşüyor. Kelam aynı zamanda mekanı anlatıyor. Ve aynı zamanda bu gelen bu serüvenin dişsel nüfus cüzdanıdır. Yani tanımladığı alemi tarif eder kelam. Nerede nasıl tarif edildiğini ifadesidir diyor. Yolda ne bulursa üstüne giyer dediği yer. Bu evet. Evet abi. Hepsini giyerdi muhakkamata. Ne bulursa. Kapten hakayık çıplak çıkıyor. Çıplak çıkıyor. Latife insaniyeden alıyor kapten. Vicdandan alıyor. Ondan sonra diman mertebelerinden alıyor. Sonra geliyor şeye. Tahayyüle. Tasavvurdan zanları, bilgileri, şek, şüphe, malumatlar alıyor. Akıldan fikirleri alıyor, tasdikten ilim alıyor vesaire.
geliyor tahayyüle, hep bu bütünselliği harmanlıyor. Ebu'l-Leya uygun bir kelam gelecek. Bu kelamı da dışarıya nasıl söyleyecek? Uslup iledir. Dışa vuruşu. Bir şöyle diyebilirsin. İrfan. Bir de İrfan. İrfan. Farklı. Ha, bu da usluptu. Demek ki kelam buradan çıkıyor. Bu çok lazım olduğu için bunları söyledim. Kelamın serüveni böyle. Yani emri tekvini dengelen hurufat. Yani hurufat tabi kelama şey yapacak hayalden oldu ama bedendeki nedir o? R denilen akciğerde, boğazda harfe dönüşüyor. Ta akciğere geliyor. Akciğere gelince burada boğazda ses tellerinin harflere dönüşecek. Diyor ki emri tekvini dengelen hurufat. Maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder. Bu harf aynı maddi gibi hükmeder. Mesela sen gördüğü zaman kapı açıldığı gibi, gözüne böyle baktığın zaman telefon açıldığı gibi, şöyle de desen, İrfan telefon açılıyor. Parmakla da açılıyor. Bak, İrfan derken harf, bak hükmediyor, açılıyor. Hasan abi yara dediğin zaman arıyor telefon. Arıyor değil mi? Ha bak şimdi. Bak şey yapıyor, harf, emri tekviniden gelen hurufat. Emri tekvini. Daha şey yok. Kavri kalptan emri tekvini mi çıkıyor? Evet çıkıyor. Bizde emri tekvini oradan çıkar. Tamam, oradan şey yapıyor. Hatta emri tekvininin kaynağı şeyden, ruhtan. Ruhun emri de var. Evamiri tekvini kalpten şey yapıyor. Çünkü meyil orada. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil ta oradan çıkıyor. Evamiri tekvini kalpten başlıyor. Emri tekvini ruhtan. Emri tekviniden gelen hurufat. Ruhsallığımızda aktarıyoruz yani. Maddi kuvvet hükmünde, madde aynı kuvvet gibi, vücut eşyada hükmeder. Vücut eşyada maddeye hükmeder. Ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Mesela bunu 25. sözde kullanıyor. Uygulayayım mesela. Ya ardübleyi veya semayı akliyi var ya, ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. Yani emir, ilim olarak, ilim, kudret, bazen kudreti emir, bazen emri de kudret olarak kullanıyor. Bazen dersin böyle, Allah Allah, İmam-ı Mubin'i emir ilimdi. Tamam mı? Ondan sonra Kitab-ı Mubin neydi? Kudret iradeydi. Usta bazen şöyle kuruyor, emir irade diyor Kitab-ı Mubin'e. Niçin onu çok bunun peşini, beni çok meşgul etti. Ya bu kudret ve irade iken emir irade diyor. Ha, o emir kudrete dönüşmüş, kendisini vücudu harici noktasında temsil eden kudretlerinde kullanıyor. Bazen emir kendisini kudret, bazen ilim, bazen irade. Yani emir üç şekilde gözüküyor. İlim, irade, kudret gibi. Emrezeli, emri Rabbani, emri ilahi. Onun için eylemsel emrin, eylemsel hali anlatırken kudret sıfatını gösteriyor. Kudreti. Böyle bir tasnif olabilir mi peki? Vücud-ı harici noktasında. Yani emri ezeli, iradeyle alakalı emri... Tabi onu yaptım. İlahi. Onu yaptım. Şöyle geçiyor. Emri ilahi, bakalım uyacak mı? İradeyle alakalı. Emri Rabbani'de kudretle alakalı olduğunu düşünüyorum abi. Evet, böyle yapayım bak, onu sana göstereyim. Sağlık olacak mıyız? Ha, sen öyle dedin, bakayım ben. Şurada o kadar sağına baktım, soluna baktım. Hangisine tevafuk ediyor, onu şey yapayım da dur. Mehmet kardeş de şey yapmıştı zaten. Bu ben diyor... Mehmet abi ha, sevdiği noktalar. He, şöyle dedi ki, ya ben öyle düşünmüyorum dedi. Benim de o kadar hoşuma gidiyor ki, zaten hepimiz öğreniyoruz, talebeyiz. İradeden emri Rabbani, Rab geliyor. İradeden ilahi olarak düşünüyor abi. Kudret, ilah, ilimden de ezel. İlmi zaten söylüyor. O kader risalesinde o gibi. Bir irade ile kudret değişiyor. Şöyle. Şimdi bu ağaca baktığımız zaman bu ağaç nedir? Eriktir. Niye kestane demedin?
İlk gözüken iradedir. Bu tercih. Bu erik demen, evet. Kestane dememen. Kudret nedir? Bunun arkasındadır. İlk gözüken iradedir. İlk gözüken. Dolayısıyla kainatı Allah yönetmesi, yani dedi ya kaos gibi gözüküyor. Celali Cemal ilk önce böyle şey gözüküyor. Kainatta bu neyin nesidir? Bir yönetim sistemini görüyorsun. Bir yönetim görüyorsun. Evet. Yani nasıl ki ağaca baktığın zaman gözüken iradedir, sonra kudrettir, sonra program ilimdir. İlk gözüken iradedir. Ama bu değişir. O zaman da söyledik iki derste. Böyle bakıldı ve buna benzer yerlere bakılarak Emri Rabbaniye veya Mehmet kardeş dedi ki, yani insan boyutunda düşünürsen insan yönetime bakmaz, kendisine ilahlar edinir. Kendisini taptırır vesaire. İlk gözükenler insana en yakın olan şeyler kendisini yakın hisseder. Bu da iradesiyle yapar. Emri ilahi kudret değil, iradedir demişti. Evet kardeş dedim ben de, kendisi de burada. İlerleyen ders, biraz ilerleyen, olgunlaşsın bu. Altyapını doldura doldura hepimiz şey yapacağız, karar alacağız. Öğrenelim. Evet, beraber öğreneceğiz. Yani bu budur diye kesin şeyim yok. Ama onu da gördüm, onu da gördüm. Alttan aldım, üstten aldım. Hatta geçen hafta işte Tepecik'te çizelgeyi yaptım. Emir ilahtan, irade Rab'tan, ilim ezelden geldiğini. Nereden? Emir ilahtan geliyor Osmanlıca lemalar 127. İrade Rab, Osmanlıca lemalar 127. İlim, ilmi ezel, sözler 466. Mektubat 295, lemalar 395. Ondan sonra böyle, fakat inşallah öğreneceğiz. Daha oturacak. Biz de tam emin değiliz. Yani kudrete ilah, iradeye rububiyet koydun, doğru mu abi? Yani rububiyete irade dedim yani. İnsan makul, aynı fikirdeyiz. Yani ilk insanın gördüğü şu. İlah edilmeden önce bu ilah mıdır? İlah edineceğim ama niye bunu ilah edilmedim? Tamam, insan ilah edilmesi lazım. Yani ilah ediniyor bu. Mesela bu kestanedir. Niye armut demedin? Bu iradedir. Tercih var. Tercih var. Bu değil de bu adamı niye ilah edindin? Bu tercih var. O zaman ilk önce kendisi, yani yöneten benim, bütünselliğimin çıkımı olan iradeyle tercih ediyorum. İradenin tercih ettiği değil de ilk önce benim merkezde. İlk önce yönetim, ilk önce gözüken, gözüken sonra tercih. Gözüken Rab, rububiyet, yönetim. Benim yönetimim. Sonra bunların içerisinde tercihim, tercihim vücudu haricisi, bu. Sonra vücut, yani öyle ilerleyelim, bakayım ne çıkacak. Bu arada derste olanlar derstedirler değil mi? Ses gelmiyor. Derstedirler. Sağ baştan saydı abi. Ha, yok. Şimdi bu çok önemli, rastlarsınız. Bu çalışmanın dışında külliyatın salih. Bazen İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'deki evet. Sıfatları değiştiriyor. Onunla ben çok uğraştım. Siz uğraşmayın. Basın çıkın diyorum. Bir, Kitab-ı Mübin'e biz biliyoruz ki Kitab-ı Mübin kudret ve irade. Evet. Ama ustad bazen emir irade diyor. Niye diyor ya? Emir oysa İmam-ı Mübin'dedir yukarıda. Ondan sonra bazen kudret ilim diyor şeye, İmam-ı Mübin'e. Ha işte ey Seba, suyunu kes dediği anda kesiliyor veya kesildiği anda söylüyor. Ustad diyor ki Latif Nükleer 38'de, nasıl ki diyor bu maddi şey, hurufat maddi şey gibi tesir ediyor. Cenab-ı Hak izzet ve saltanatını göstermek için iradeyi kudret olarak, kudreti irade olarak gösteriyor. Mesela şey de diyor, 430'da sözlerde kelam ezeli diyor. Üç sıfatı tazamun ediyor. İlim, irade, kudreti. Niye? Kelam insan yaptırıcılığı var. Kelam böyle bir söz değil. İçinde kudret de var, irade de var, ilim de var. Kelam. Ben biraz da devam edeyim. Bir de okuyayım Latif Nükleer 38, ondan sonra geçeyim.
Yani diyor, emri tekviniden gelen hurufat, maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder. Ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Emri tekvini, emir. Kendisini kudret, kendisini irade. Meğer emir, emri tekvini böyle bazen Rab, ilah, rububiyet olarak şey yapıyor. Devam ediyorum. Emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eden bu noktadan emri tekvini kitab-ı mübine bakıyor. Emri tekvini kitab-ı mübine bakıyor. Gelecek bu noktadan böyle baktığınız zaman oysa emri tekvini ta arkada olmakla beraber imam-ı mübine bakması gerekirken dur izah edecek. Tohumlarda nutfelerde emri tekvini olduğu gibi. Emri tekvinidir diyor. Emri tekvinin için kitab-ı mübin olarak söylüyor. Bunun realitede nefs-ül emirde bu durabilmesi için ilim, irade, kudret lazım. İlim, irade, kudret lazım. İlim, iradeyi üçünü tazamun eden vücud harici noktasında emri tekvini. Bunun yazılımısı evamiri tekviniye. Ama vücud harici noktasında emri ilahi, emri rabbani, emri ezeli lazım ki bu şeyden tanıdık gelsin biz. Sonrası bir Rabbin asmen iki nas ilahi nas üç ise. Devam edeyim. Tohumlar, nutfeler emri tekvini olduğu gibi havada da öyledir. Biz ağzımızdaki havaya hurufatı ekiyoruz. Şuraya. Ekiyoruz. Birden sümbülleniyor. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbüllenir. Buradaki havayı buraya atıyoruz. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi cami bir havaya sümbül veriyor. Küçük büyük. Nasıl ki o serüvenlerden geldik. Ondan sonra akciğer. Sonra ağızdaki havaya, sonra bu ağızdaki havadan şey yukarıya, şöyle kainattaki havaya. Efendim Ali. Ali bir şey mi söyleyeceksin abi? Hayır abi ben dinliyorum abi. O zaman sesini kapat kardeş. Tamam hocam. İmam-ı Mübin, İmam-ı Mübin, ilim, emir. Peki dışarı çıkartayım. İmam-ı bin ilim ne demek? İsmi evvel sikke-i tevhid. Bu çok önemli. Bunu yazarsınız. Bu ne demek? İkinci şuadan. İlim nedir? İlim ismi evvel yani çekirdeğe. Çekirdeğe sikke aynı zaman tevhid denilir. Vahdet denmez. Vahdet kavramını kullanmak için ağaç olması gerekiyor abi. O nasıl lazım? Yoksa yok. Emir ise ismi ahir. Emir, sonuç, hatemi vahdet. Bu nasıl? Sari ifade. Yani ismi ahir meyvedeki çekirdeğe hatemi vahdet. İsmi, bu emir. Kitab-ı mübin ise malum kudret ve irade. Kudret nedir? İsmi batın, turray vahdaniyet. Ağacın gözükmeyen tarafı. Nedir o? Turray vahdaniyet. Şimdi mesela şunu okuyayım da şey yapayım. İrade ise ismi zahir, mührü ehadiyet. Soru şey düşündüğümüz zaman kitap okurken biz ya ehadiyet, vahdaniyet, en çok karıştırdığımız vahdet, tevhid. Abi bunlar hepsi birbirine girdi ya. Bunlar tefrik edemezsen tefekkürünü kuramazsın. Bunu ezberlemenin en güzel kolayı sikke deyince elini kökteki çekirdeğe koy. Bu nedir? Tevhiddir. Ha, merkez. Yani tevhid Allah'ın birliği iken lügatta öyle değil yani. Şöyle. İman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, siyah, beyaz, bu karma. Böyle bir sistem yapmış mı? Celal, cemal, kemal. Bunların arkasındaki sahip. Buna tevhid denilir.
Bu sisteme vahdet. Sistem zatı belirlemiyor vahdet. Şimdi ilim neydi? Kökteki çekirdek sikkedir, eveldir. Ondan sonra tevhidi gösterir. Emir neydi? İsmi ahırdı. İmam-ı bir neydi? Mazi ve müstakbel değil miydi? İmam-ı bin mazi ve müstakbel. Kitab-ı bin hazır zaman. Bu ilmi söyledik. Evvel. İmam-ı binin ahirisi nedir? Evvel ahir. İsmi ahirdir. Hatemi vahdettir. Emir için abi seçim yapmak değil de seçilmiş olan için mi düşünüyorsun? Seçilmiş olana mı emir diyorsun? Daha seçilmemiş. Emir. Hani bir anlamda da sondaki meyve oluyor ya. Kökteki çekirdeğin içindeki ağaç oluyor. Ha bu böyle ne için düşüneceksin biliyor musun böyle olduğunu? Mantığını. İkinci şu anda böyle nastır bu. Ben yapmamışım, yazmamışım. Yani ahire şey demiş. Hatemi vahdet. Ustad kendisi demiş. Tamam. Ben onu o hiç değiştirmeden üzerine düşüneceksin. Bizim olduğu zaman derim ki ben biz tefekkürüm bu. Alabilirsin abi. Hatem demiş. Sonuç. Çekirdeği demiş ki kendisi. Sikke. Sikke ve hatem noktasında bir problem yok. Sondaki çekirdeği emir dediğin için ben böyle bir... Ha şimdi şey diyor. Emire de ismi ahir. Şeye de ismi evvel de ilmi sikke diyor. Tamam. Ama şunu değiştirebilirsin. Şunu değiştirebilirsin. Ona geleyim. Şimdi ismi evvele emir, ismi ahire de ilim, onu bize ait. Onu ustadın dediği değil. Tamam. Hangisi uyuyor dedim. Ustadın salihini söyleyeyim. İmam-ı bin, ilim emir mi? Ustad demiş. Orijinalliği bozmadın. Bozmadın. Bozmayayım. Ustad demiş ki İmam-ı bin emir ilim. Yani başka ne demiş İmam-ı bine? Mazi ve müstakbel demiş. Şimdi soruyor. Mazi ve müstakbel. İmam mı? İlim emir ya. Peki ilim mi maziye uyuyor? Emir mi maziye uyuyor? İlim uyuyor. Maziye. Evet. Geçmişe. Evvel olursa ilim oluyor. Ahir olursa da evet. Müstakbel emir oluyor. O zaman sen diyorsun ki ben de öyle yazdım. Evvele ilim demişim. Evet. Ahire emir demişim. Doğru, bu mantıklı. Çünkü niye? Bu çekirdekler emrediyor bize. Ben diyor ağaç olacağım diyor ya. Evet. Yani kitabın bine bir bakalım. Kitab-ı Mubin'in orijinali nedir? Mazi ve müstakbelden ziyade hale bakıyor. Kudret, emir ilim iken şey, İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin kudret ve irade. O zaman ağacın zahirisi görürken iradedir. Arkası gözükmeyen kudrettir. O zaman diyor ki irade ismi zahirdir. İsmi zahir mühr-ü ehadiyettir. Ağacın görünüşüne mühürdür, ehadiyettir. Bu kadar sistemin bize bakan sonucu. Ehadiyet. Bu ehadiyetin sahibi ehaddır. Evet. Kudret ise ismi batın, Allah razı olsun, Tura'dır. Bu Tura'yı usta söylüyor. Tura'yı vahdaniyet. Merhaba böyle. Keyfimize de bakalım böyle. İçelim abi. İçelim abi, sarhoş olalım. Kahve içiyorsak sebebi var demiş. Evet. Zaten bizim kardeşler de içiyor orada. İçsinler abi. İçsinler değil mi? Bismillah. Nasıl biz bizeyiz. Şimdi bu işi daha ileriye götürüyorum. Tabiri diğerle. Hadi. Evvel ahir isimleri ilim emir kader defteriymiş. Ustad söylüyor. Bu o kadar güzel şeylere gidecek ki. Abi bir otur, bir düşün bak. Otur. Madem kahveyi verdin. Rahat olabilirsiniz. Rahat ol. Bir daha. Evvel ahir. Hayal et abi. Ağacı
Doğrudur, kader defteri. Ha, ustad demiş ki kader defteri. Ekran geldi abi, sordum biraz geç geldi. Ha tamam olsun, ben onu fark ettiğim için ben durdum. Sen muhatap olduğun için bana. İlim emir, kader defteridir. Kitab-ı mubine, kudret defteridir diyor. Bana verme, ben yemem. Yemeyecek misin? Yok. Buna ne deniliyor biliyor musun? İmam-ı Bine. Esas. Tamam. Esas. Kitab-ı Mubin dusturdur. Eylemsel halidir. İhlas Risalesi'nde dördüncü dusturunuz diyor. Dustur mevcut tarafıdır. Esas vücut tarafıdır. Melekut tarafı her şeyin. Her şeyin tarafına, her şeyin mülk tarafına şu mevcudattır. Vücut değildir bu. Mevcudattır. Allah ile nispet edilirse bu Allah'ın esmaları cuş oldu. Allah ile nispet edilirse vav gelir. Vücut. Allah'ın bu esmaları mevcudu mimi ile nispet edilirse mevcut olur esmalar. Vücut, mevcut. Şimdi bir daha zahir ve batın isimleri irade ve kudrete İrade ve kudreti, bazen ustad, kudret yerine de, çok ilginç, hemen toparla kendini. İrade yerine bazen kudreti, kudret yerine bazen evamiri tekviniyi kullanıyor. Daha da olsa da yazsaydım. Evet. İnşallah getiririz bu yazda. İradeye bazen kudret diyor. Kudrete de ustad, kitab-ı mübindeki kudrete, evamiri tekviniye diyor. Bu dediği yerde kudret defteridir diyor. Niye bu kadar aşağı itirdi abi evamir-i tekviniyi? Normalde çok batın düşünüyoruz evamir-i tekviniyi. Evamir-i tekviniyi aslında çok batın düşünüyoruz. Çünkü niye? Emri tekviniyi ile evamir-i tekviniyi tefrik edemediğimiz için. Oysa evamir-i tekviniyi, emri tekviniyin vücud haricisidir. Dışa vuruşudur. O bizim kafamızdaki evamir-i tekviniyi değil, emri tekvinidir o. Allah Allah. Evet, emri tekvini. Dedim ya emir... Bak şimdi emir düşün, emrediyor, Allah ol diyecek. Evamir-i tekviniyi ruha, emri tekvini de yani evamir-i tekviniyi arş-ı azam tarafına, emri tekviniyi de biraz önce kainat tarafına koyduk. Tam tersini yaptık. Ben yanlış anladım. Yanlış anladım. Şeceri hilkate, ruh tarafına emri tekvini. Çünkü emr üç şekilde kendisini gösterir, ibraz eder. İlah, Rab, ilah, Rab, ilim, eze. İlmi ezeli, ezel ezel. Rab, ilah ezel. Yani emri tekvini kendisini emri ilahi olarak gösterir. Emri ezeli olarak gösterir. Emri ilah olarak gösterir. Emri Rabbani olarak gösterir. Rab olarak. Rab olarak. İlah olarak. Alim olarak. Emir. Emire hiçbir şey takı getirme. Emri tekvini deme. Evamir tekvini de deme. Evamir tekvini zaten emrin çoğuludur. Dışa vuruşu. Öyledir abi. Tamam. Şimdi emre hiçbir takı getirme. Tekvini deme. Emir. Nerede bu? Tekvinde. Ol diyecek. Ol. Evet. Ama nereye ol diyecek? Tekvindeki ademe olunca tekvini tanımlayan emir olduğu için emri tekvini. Tekvinden çıktığı için. Evamir tekviniye peki? Evamiri tekviniye artık şeyde yok. Tekvinde evamiri tekvini yok. Emri tekvini, tekvin zatı sıfatta, evamiri tekviniye subutu sıfattaki ilimde. Anladım abi. Tamam. Bir tanesi kainata... Arkadaşları bilmiyorum ama ben anladım. Çok şükür. Evet. Ama şey yani... Tahtı... İradede mi abi? Ha tamam pardon. Özür dilerim. Evet iradede. Allah razı olsun. Yani subutu sıfattaki ilimde değil iradede. Evamiri tekvini ustad Sari söylüyor, iradeden geliyor. Bitti. Ama emir müstakildir. Emredecek. Allah olacak emretmesin. Olur mu? Evet. Ha, emredecek. Neyi emredecek? Vücudu mu emredecek? Bekayı mı emredecek? Muhalefetün lil havadis. Hayır. Tekvindeki, ademdekileri dışarı çıkartacak tekvinde bir emir var. Vücutta da emir var. Zat-ı sıfatta vücutta emir var. Bekada emir var. Vahdaniyet demir var, muhalefetünün havadis demir var. Yani sistemin iktizası demek emir. Mesela suyun emri nedir? Islatacağım. İlle bağıracak mı sana? Önüme gelen ıslatırım. Suyun ıslaklı zatındandır. Suyu kimse ıslatamaz.
ki bir tanesi sorsa sonsuzun sonunda ne var, ne kadar mantıksızsa suyu kim ıslattı ona benziyor. Allah'ı kim yarattığına benziyor. Suyu kim ıslattı? Yani şu sorunun altında şu var. Aslında su kuruydu da birisi ıslatınca ıslak kalmış. Hayır, su niçin ıslaktır? İslattığı için. Yani zatidir, sonradan ariz olan bir sıfat değil, takılan değil. Suyun, su diyebilmen için su ıslaktır. Allah diyebilmen için halk edendir. O zaman Allah olan emir, yani potansiyel olarak su ıslatır, güneş yakar. Emirdir yani. Emir derken yapısı bu. Ama hangisi? Vücudun yapısından bahsediyorsun. Kıdemden mi, bekadan mı, vahdaniyetten mi? Yok. Tekvin. O zaman emre bağlaç getir. Emri tekvin. Şimdi abi, zat-ı sıfattan sübüt-i sıfat arasındaki münasebeti tekvin vasıtasıyla emri tekvin. Yani tekvin. İlo değil. Vücut kendisini hayat olarak gösteriyor. Bak mesela vücut, beka hepsi birisine denk geliyor. Evet. Zat-ı sıfatlar 7, sübüt-i sıfatlar 7, ikisi birbirine denk geliyor. Mesela diyelim ki emri tekvini mesela tekvin iradeye geliyor. İradeye geliyor. Mesela vücut şeye denk geliyor mesela. Hayata geliyor. Şimdi şöyle. Eşleşme demek istiyorum. Anladığımı anlatayım abi. Zat-ı sıfatlardaki bir şeylerin hasiyetlerin, özelliklerin emirle, yani emir sadece emir böyle emretme değil. Yani iktizası. İktizasıyla birlikte subutu sıfatlar hasıl oluyor ya abi. Subut mesela diyelim ki bu emirler toplamda bir evamiri tekvini oluşuyor. Peki bu evamiri tekvinedeki emirlerin o arada bulunması da sizin anlattığından anladım. İrade vasıtasıyla oluyor. İradenin seçimiyle oluyor bunlar. Bu şekilde hani o zaman evamiri tekvininin iradeden gelmesi mantığı bu şekilde olsa gerek. İradenin seçimi. Yani emirle çıkanlar iradenin seçimiyle evamiri tekvine yani bir ağacın çekirdeği oluşuyor. Nasıl bir ağaç olacak? Seçimle birlikte ortaya bir ağaç çıkacak ya abi. Bu şekilde anladım. Ben. Evet. Ama şu fark şeyi tamam anladın o da emir tekviniyi karıştırma. Tekvini karşı emir her şeyin potansiyel iktizası. Dedi ki tarifte evet. Emir neydi? İlmin itası ameli manen emrediyor. Mesela su emri nedir? Islatır. Tamam? Mesela güneş ateş ne der? Yakar. Yani fıtratı asliye. Tekvinin fıtratı demek emirdir. Ama vücuttan mı çıkıyor bu emir? Bekadan mı, vahdaniyeti mi? Tekvinden. O zaman emri tekvini. Tekvindeki pergelini oraya koy. Tekvindeki ademi şeyler. Tekvinde Adem var. Adem vücud ilmiye perde olmuş unvandır. Bu Adem'dekilerin fıtratın dışa vuruşunu emir yapıyor. Emir yapıyor. Ol diyor, çıkıyor. Gidiyor ne yapıyor? İlme yapıyor, iradeye yapıyor. Şimdi dışarıya çıkacak. O tekvinden gelen o emirler, emri ilahi, emirden geliyor. Emir kendisini üç şekilde gösteriyor. Esma merkez. Emri ilahi, emri rabbani, emri ezeli. Ondan sonra iradede temerküz eden var. İlimde temerküz eden var. Emri ilahi denilince ilimde. Emri Rabbani ise iradede, emri ilahi ise kudrette ama değiştirebiliriz dedik. Evet, evet. İradeden de evamiri tekvini çıkıyor. Emri tekvini tekvinden çıkarken evamiri tekvini yani karıştırmak için dedi ya, subuti sıfattan çıkıyor, buradan çıkıyor, bu buradan. Biraz da ileri götürelim şimdi. Yani esas ile dustur var ya, evet. Esas ile dustur, esas İmam-ı Mübin'e bakıyor, dustur eylemsel hali olduğu için şeye bakıyor, Kitab-ı Mübin'e bakıyor. Zahir ve batın isimleri irade ve kudrete bazen... Abi, efendim abi. Şu emir konuşuyoruz ya. Şu emirin
böyle biraz şekillenmiş hali, suret, kanuniyet, hakka zemahiyeti olarak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi, ben de yapmışım da onun için dedim. Öyle mi? He, emrin sureti. Sureti Allah Celle Celaluhu dışındaki her şeydeki olmalar. Allah Celle Celaluhu dışındaki her şeydeki olmalar. Evet. Kanuniyeti, emri tekvini, hakikati tekvin, mahiyeti mahiyeti zatiye. Bu oradan başlıyor. Her şeyi emir sistemiyle yapıyor. Emir tahtında diyor, her şeyi bekler diyor ya. Her şeyi emirle yapıyor. Sen nasıl yaptın abi? Ben böyle yapmadım. Sen biraz daha zahide tanım. Mahiyeti zatiye taşımadım. Evet. Mesela güneş, niye güneştir? İktizası ışık verdiği için. Yani arizi bir sıfat değil. Işık vermek hariçten almamış. Ona zatı sıfat ve arizi sıfat denir. Mesela emirler de bir sıfattan çıkar. Emirsiz Allah lazım. Yani emretme şey var ya, iktizaları da olmayacak. Subutu sıfatlar, zatı sıfatlar iktizalardır. İktizasız bir Allah da lazım. Evet. O da mahiyeti zatiye. Mahiyeti zatiye dokunamıyoruz. Oradan geldi diyemeyiz. Orada emir mevi bilmiyor. Evet. Yani mesela suyun ıslaklığı... Şöyle söyleyeyim abi. Allah, Allah var iken hiçbir şey yok idi. Ne ile başlatacak? İktizası gereği bir şey var edecek ama bir sistemle var etmesi ne diyorum? Bir emir sistemiyle başlatıyor. İşte o başlangıcı ben böyle dedim bak. Ben de okuyayım. Evet. Acele ettim. Sureti... Emrin sureti, çık çık çıktık dışarıya. Yani ben muhatap olduğum şey, sureti bu. Çekirdek, tohum, çekirdek, tohum, nutfeler, bunların cemi olan evamir tekvini çekirdek. Sureti bu, muhatap olduğum suret. Tamam, sureti bu. Kanuniyeti nedir? İnsanda değil. Şöyle. Bu çekirdeğin, tohumun, nutfenin içeriğidir. O da nedir? Lef-i mahfuz, emri küm feyküm. Emri, lef-i mahfuzda ilmi vücutlar. Bir de emri küm feyküm. Emri küm feyküm. Hakikati nedir? Her şeyin hakikat olduğu gibi hakaik-i eşyay sabit etün. Esma-i ilahi olduğundan hakikatları şeydir, arş. Arşa da götürmedim bunu. Arş-ı Azam. Burada ismi azam cihetiyle düşündüm. Hakikat Esma-i İlahi'yken ama Arş-ı Azam'a götürmemin sebebi hakikati isim değil, isimlerin de arkası olan ismi azamlar Arş-ı Azam. Arş-ı Azam'da da emrediyor ya, Asanun ruhume. Arş-ı Azam'da ne var? Kanunlar var, ruhlar var. Ruhların. Orada mahiyeti nedir emrin? Tekvin. Hiç izah etmeden okuyorum. Emrin sureti çekirdek, tohum, nutfe, evamili tekviniye olarak gözüküyor. Emrin kanuniyeti lef-i mahfuz, emri küm feykün. Emrin hakikati arş-ı azam. Emrin mahiyeti tekvin. Şimdi şöyle söyleyeyim abi, dört tane maddede de insan canibinden düşünürsek olabilir mahiyet tekvin olmaz. Çünkü Allah canibi tekvindir. Yani suret, kanuniyet, hakikat mahiyeti yazarken surette nükteler, çekirdekler, evamit tekvin edeceksek olabilir. İnsan canibi. Yani şeceri hikati dikkate alarak yazılabilir. Orada doğrudur. Kanuniyeti kün fe kün tezgahıdır. Ol emri diyecek. Ama bu insan canibi. Hakikati arş-ı azam denebilir. O da olur.
mahiyet olmaz ama sanki hakikati arş mahiyeti, arş azam denebilir. Yani insan canibi. Benim yazdığım Allah canibi. İkisi de doğru. Çünkü canib çok önemli. Nereden bakıyorsunuz? Yani tekvin o şeceri ilkat içerisindeki bütün yazılımların içine yazmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ya o zaman tekvini değiştireceksiniz ya öbürlerini değiştireceksiniz. Çünkü hepsini şeceri ilkat içinde yazıyorsunuz. Sonra çıktınız yani vacip olan taraftan ve imkan olan taraftan hepsini dördünü de yazmamız lazım. Şimdi tekvin vacip tarafı, öbürler hepsi imkan tarafı. O zaman birbirine çelişir. Bilmem anlatabildim mi? Evet, anladım. Bak şimdi, doğru. O zaman şu olur. Şeceri hilkatı, bu hakikati arş olur senin dediğine göre. Şeceri hilkatı, mahiyeti ise arş azam olur. Tamam, doğru. O zaman oldu. Şey evet. Bu, sizin söylediğiniz şeceri hilkat. Evet. İnsan canibi yani, mahlukat canibi daha doğrusu. Evet, doğru. Mahlukatın taluk ettiği yer burası. Tamam. Şey ise, vacibül vücut noktasında düşündüğün zaman, bir, esmalar iktizası var. İki, subutu sıfatların iktizası var. Üç, arkaya gidiyorum dikkat edin. Esma, aslı, evet. Subutu sıfat, aslı, mahiyet, şey, zatı sıfat, daha aslı, şunatı zatiye. Dört tane. Eğer vacibül vücut noktasında düşünürsen iktizaları, sureti esmadır, kanuniyeti subut-i sıfattır, hakikati mahiyet, şey, zati sıfattır, mahiyeti ise şuunat-ı zatiyedir. Mahiyeti dokunulamıyor. Gene dokunmuyor zaten. Sistem de böyle. Evet. Dokunmamak da lazım. Abi şuunat nereden çıktı? Şunat-ı zatiye. Nereden çıktı? Yani o mahiyet-i zatiyeden çıktı. Tamam zaten mahiyet-i zatiye bilmiyoruz ki. Mahiyet-i zatiye şunat-ı zatiye iktiza ettirdi, çıkarttırdı. Yani bunu bir emirle yapamaz mı? Ama şunat-ı zatiye biliyoruz. İçerisini tanımladı ustad. Şunat-ı zatiyede en merkezden şefkat-i mukaddesi bizde şefkat. Muhabbet-i münezzeh bizde muhabbet. Sevk, şefk. Memnuniyet, şey, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese, bizde de mukaddesesiz. Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar bizde var. Bu bizde varoluşu şeydir, şunat-ı zatiyi gösteriyor. Emrediyor. Mesela şefkat emretmiyor mu? Şefkat emretmiyor mu? Bütünlüğü mü diyeceğiz yoksa birine bağlayacak mıyız? Yani şöyle de yapayım. Şefkat bizi emretmiyor mu? Muhabbet emretmiyor mu? Emrediyor. Evet. Ya, fıtratı ne mesela. Diyor? Yani mesela diyelim ki bazı insanların zaafı muhabbettir. Bazısında lezzettir. Bazısı memnuniyet böyle yapmak ister. İlle birisi memnun etmek istiyor. Zaafı adamın ya. İlle yedirecek, içecek, verecek yani ille. Memnun olacaksın ya. Bazısında şefkatten tuzağa düşüyor. Bazı muhabbetten düşüyor. Ya iktizası. Bu şunattan geliyor. Ama herkes bu yedi taneden bir tanesi vardır. Yoksa ruh yoktur. Ya senin İrfan veya Mehmet kardeş, bir şey anlatmak için söylüyorum. Ya şefkat zaafındır. En zaaf, hepsi öyle de ama zemberek. En merkez. Ya şefkattır seni hareketlendiren en merkezinde veya muhabbettir. Seftir, şeftir. Mesela Hulusi abiyi söyleyeyim. Şefkat değildir bence. Muhabbettir. O diyor ki mantık, akıl, hizmet, koşturmak, bine yapmak, para vermek, adama bir şey anlatmak bunlar surettir diyor. Arkası muhabbettir. Sen muhabbete vesile oluyorsan sen adamsın. Nurculuktaysan büyük olacak. Muhabbeti esas almış. Ustad da hani var mı sitemizde muhabbet? Evet. Aynı da şefkat mukaddesi. Şefkat, ad, fark, şefkat, tevekkül diyor. Bazısının merkezinde bazısının merkezinde şey var, şefkat. Bazısının merkezinde hareketlendiren fıtratında muhabbet. Bazısında sevk. Bazısının hariçten sevk var. Yani olay Allah sevk ediyor. Hani ustad diyor irademden vazgeçti, şey, ihtiyamdan vazgeçti. Sevk.
Bazı içten hareket ediyor donam, şefk. Bazı lezzet-i mukaddesi onu hareketlendirir. 24. mektup bu. Sonra memnuniyet. Memnun olmak ve memnun ettirmek. Allah'a böyle memnun ettirmek. Ve devamlı bunlar şunu sorgular. Acaba Allah bende memnun. Acaba Allah bende memnun. Acaba psikoloji böyle bozuluyor. Allah acaba benim imandan razı mı? Allah acaba bu nedir? Memnuniyet mukaddesini memnun olma ettirme. Memnun ettirme kendi hakkında. En sonunda nedir? İftihar etmek. Mesela kardeşine iftihar etmek. Mesela kimde gözükür? En güzel aynı Hafız-ı Ali için söylüyor. Hafız-ı Ali abi için. Kardeşin tercih etti diyor. İsa hasreti. Memnuniyet. Bu nedir? İktiza. İktiza. Bu da emirdir. Şefkat sana emrediyor. Demek ki emrin kaynağı şunat-ı zatiyeden başlıyor. Eğer mahiyet vacip tarafından düşünürsek, vacip tarafından düşünürsek, el merkezde mahiyeti bilmiyoruz. Bir alameti var mahiyeti zatiyenin, başka bir şeysini bilmiyoruz. İman. Evet. Şimdi fıtri emir, yani doğasının iktizası, şefkat-i mukaddese. Çık dışarıya, kendisini zat-ı sıfat olarak yaptı. Çık dışarıya, subut-i sıfat olarak yaptı. Çık dışarıya, esma olarak yaptı. Bitti. Bu vacip tarafındaki emir. Gelelim kainata. Hiç böyle şeyi karıştırmadan. Vacibi karıştırma, insanı da karıştırma. Şecer-i hilkatta emir nasıl işliyor? El merkezde mec'uldur. Yani mec'ul. Çünkü vacip değil, mahlukla değil. O da bir emir. Yok abi o da bir iktizadır dersen aşağıdan kabuk kaybsen. Ama bu berzahtır. Mec'ul en merkezdedir. Çık dışarıya arş-ı azam. Çık dışarıya arş. Çık dışarıya alem-i şehadet. Şurada ben şöyle desem, bu noktada şecer-i hilkat düşünürsek, çekirdek, tohum, nutfe, suret iken, kanuniyeti, lef-i mahfuz ve emrikün feykün, hakikati arş, hakikati arş-ı azam, esmayı, ism-i azam cihetiyle, hakikati arş-ı azam, mahiyeti ise mecul. Şuraya arş-ı azam, buraya mecul diyeceğim. Bir yanlışım burada oldu. Mehmet kardeş doğru söyledi. Sen bunu diyor şecere hilkatte yaptın. Gittin diyor mahiyeti tekvine dayandırdın. Bu diyor şecere hilkatin emirini yaparken tekvin oldu. Tamam eyvallah. Mecul koydu. İsmi azam cihet. Abi özür dilerim. Hasan abi. Efendim seni dinliyorum. Abi mecul şecere hilkate ait bir yer midir ki? Değildir. Ama değil de değildir. Evet işte berzah yani. He, değil de değil. Atamıyorsun da, dahil de edemiyorsun. Atamıyorsun da. Yani şecere hikatın dışına atamıyorsun. O zaman haşa vacip olacak, vacibul vücud. Şecere hikata da sokamıyorsun. Evet. İşte orada kalıyoruz. Berzah. Onun için orası gözüküyor. Ana merkez. İktiza ediyor. Mecul iktiza ediyor. İktiza ediyor. Ama arş-ı azam mecul mü diyeceğiz? İlk şeyde arş-ı azam ismi ama parantez aç. Ben yazdım sonra ya hakikat-i esma iken arş-ı azam niye koydu bu adam? Niye bu kardeşler koydu? İsm-i azam cihetiyle diye parantez açın. Arş-ı azam, aç parantezi, ism-i azam cihetiyle, ism-i azamlar arş-ı azamda, isimler arşta. Mahiyetine de tekvini siliyor, size gönderdim ya, telefonunuzda var. Tekvin yerine mecul yazdım. Tamam mı? Şimdi ben bu şeyi götüreyim, çok güzel bir şeyi götürüyor. Yani tabiri diğerle diye gidiyoruz ya. Bir daha bir şey yapayım. İman-ı bin, kitab-ı binden bahsettik. Arş'tan bahsettik. Sonra İmam-ı Bin Kitab-ı Bin'le şey yaptık. Sonra tabiri diğerle kader defteri ve kudret defteri dedik.
kader defterine esas, kudret defterine dusttur. Bu ne işime yarayacak? Risale-i Nur'da, İhlas Risalesi'nde Allah'a bakan enfus tarafı esastır, eylemsel tarafı dusturdur, mülk tarafı. Zahir ve batın isimleri irade ve kudretle iken, Üstad Hazretleri iradeyi bazen kudret makamında, eylemsel, eylem anlatırken iradeyi kudret, kudreti de evamili tekviniye diye anlatıyor. Buna da kudret defteri diyor, dustur diyor. Nerede diyor? Lemalar 126'da. Bunu mutlaka, çok önemli olduğu için sayfaya koydum. Dört tane de muktezaları var bunun. Nedir o? Güzel bir surette, muhtasar bir tarzda, has bir lezzette, mahsus bir ihtiyaç. Dusturun içinde icmal edip derc etmiş bunu. Dustur nedir? Dusturun içinde şu var. Güzel bir surette, muhtasar bir tarzda, has bir lezzette, mahsus bir ihtiyaç. Bunun bütünselliği dördü, dustur. Esas, İmam-ı Mübin'e, mazi ve müstakbele bakıyor. Dustur, Kitab-ı Mübin'e, zaman hazıra bakıyor. Tabiri diğerle, şimdi tabiri diğerini söylüyorum. Esas imana, dustur ise İslam'a bakıyor. Bunun asıllarını, böyle çalışmalarını nerede anlatıyor? Defterin 77. sayfasında. Acaba hangi şeyin, Risale-i Nur'un hangi kitabında ve sayfasında almış? Çok önemli bir, çok uzun bir yer. İşaret-i İcaz 197, İşaratül İcaz 174, Sike-i Tasdik-i Gaybiye 255, Latif Nükteler 38. Bu üç tane yerin yeri bu. Şimdiye kadar okuduğum yer. Şimdi değişiyor. Bitti. Evet. Emir hava unsuruna bakıyormuş. Üstad söylüyor. İlim ise nur unsuruna bakıyor. Üstad diyor. Bazen emri tekvini aynı kudret gibi asarı göründüğünden onun yerinde kullanıldığı yerler de vardır diye defterin 78. sayfasını anlatıyorum. Bir daha. Emri tekvini kudret olarak kendisini gösteriyor. Oysa tekvini emir. Yani emri ilahi, emri rabbani, emri ezeli emir iken eylemsel halini gösteriyor. Bazen kudret seviyesinde gösteriyor. Vücud harici noktasında gösteriyor. Yani emrin donmuş hali, erik. O kudret makamında kullanıyor. Asarı göründüğünden kullanıyormuş. Yani ustad o emir, Allah emredi, ol dedi. Ne dedi? Elma. Ha, bu elma vücud hariciye donmuş emir. Vücud hariciye nefsil emre donmuş hali. Vücud harici nefsil emirde Allah'ın emri ise buna emri tekvini demiyor. Emri tekvini kudret olarak gösteriyor. Kudret diyor. Donmuş artık sana ibraz olmuş. Donmuş emir. Emir. Mesela gömlek ıslanmış. Artık su ıslatır mı? Islatan özelliği mi var demezsin. Vücud harici çıkmış. Islak. Kudret seviyesinde gösteriyor. Başka bir yer okuyorum arkadaşlar. Bu da ilginç bir yer. Ruh. Ruhta ruha emir nasıl çalıştı? Herkese aynı olma tarafına ruhun herkese kanundur. Ruh bir kanundur. Aynı zamanda vücud harici girmiş namustur. Herkese ruhun kanuniyeti yazılımı aynıdır. Buna hilkat diyor. Hilkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. 20. mektuplar var ya. Evet. Ruh herkese kanuniyet cihetiyle aynı olmasına kanun ve hilkat diyor. Yani külliyatta 29 sözde kanunu zi vücudu haricidir. Ruh kanunu zi vücudu haricidir. Bu hilkattır, fıtrat değildir. Kanun tarafı herkeste eşittir. Evet. Ruh ama herkeste farklı olma itibariyle
kanun değil namustur. Hılkat değil fıtrattır. Kanun-u zi vücudu harici değil, namus-u zi şuurdur. Yani çok acayip bu hulasa. Bunu nereden almış diye 80. deftere bir bakayım. Merak ediyorum. Külliyatın neresi? 29. sözde bunu çok güzel işliyor. 80. Adem merak eder bunu. Adem'in Hutbe-i Şamiye 113. Buradakini ben hulasa ettim ama acayip anlatıyor. Ben size göstereyim. Ruh mesela diyor ki bir kanun-ı zi vücudu haricidir. Herkese geneldir ve o ona hastır. Bir namus-ı zi şuurdur. Ona hastır. Alem emirden, sıfat iradeden gelmiş ruh. Kudret ona vücudu ile böyle ruha giydirilen sıfatları saymış. Ben bu çok uzun bir şey çalışmayı çalışıp hulasalandırdım. Ondan sonra burada merak ederseniz bu, bakın altyapısı bu. Defterin 79 ve 80. sayfa, 81. sayfa, 3 sayfa, 79, 81. sayfada ben size hulasa ediyorum. Ruh herkese aynı olması kanundur. Kanunu zi vücudu haricidir. Kanun şekline gelmiş. Herkese eşit bu hılkat. Bununla ben eşitim. Allah bunu yarattı. Beni de o yarattı. Yaratılma itibariyle hılkattır. Mesnevi'de de var. Herkesin hatırına gelmiştir. Eşittir. Hılkat itibariyle eşitiz. Ama bu kalem, ben insan. Bu fıtrattır. Bu fıtrattadır. Ben bu fıtrat. Bu da namustur. Mesela bin küsur elma çeşidi var. Kanundur. Benim bahçedeki namustur. Azari, ruhun mahiyeti İrade sıfatından mıdır? İrade sıfatından da gelmiş ya, hepsini tazamun etmiş. İrade sıfatından olunca kanun emirdendir, namus iradedendir diyor. 55, 53 galiba. Ya 55. sayfa ya Mesnevi'de. Kanun emirdendir, namus iradendendir. O zaman ruh ise dört yerden geliyor. Ziyayattır. Tek bir yerden, iradeden gelmez. Ziyayattır, ayrı bir yerden gelmiş. Zişuurdur, ayrı bir yerden gelmiş. Şuur, ilim. Bak, ziyayattır, hayat sıfatına gelmiş. Zişuurdur, ilim sıfatı. Kanun, vücud haricidir, kanun emridir. Kanun emridir. Emri kanunsa, iradedir. Vücud harici ise, kudrettir. Yani, ruh böyledir. Dört tane şeyi tazamun etmiş. Ruh nedir? Zi şuurdur, zi hayattır, kanun emridir, vücud haricidir. Hepsi de ayrı sıfattan gelmiş. Ruhumdan üflediğim yer dediğin neresi abi? O ruhumdan üflediğim yer bu şeyi, bu sıfat var ya dört tane. İrade, irade, ilim, hayat, kudret. Bunlara öflemiş. Tam ben de yapamıyorum bunu. Ruhunuza öfledim derken ruhumdan öfledim ruhunuz. Ruh denilebilmesi için bu ruh şeklini alması lazım. Neredesi budur? Neresidir burası olabilir? Arş-ı Azam'da ruhun kanuniyetleri orada. Arş-ı Azam'daki herkesin kanuniyet şeklinde olan ruhun her şey olma potansiyeliyle Mehmet direkt olsun. Şöyle olabilir mi abi? Biraz önce dediniz ya kelam mevcudatı tesir ediyor diye. Yani buradaki mevcudat... Biraz sesli ki o da duysun. Kainat, buradaki şecere-i hilkat mevcudat gibi düşünsek de nasıl benim tesir ettiğim gibi harici bir ruh üfleme gibi düşünsek bunu. Yani mesela diyelim ki Kur'an'da de geçiyor. Rahimine diyor Meryem'in, üfledik diyor. Evet. Oysa Cebrail üfledi. Tamam. Şimdi kanuni Mehmet'in kasteti şu. Daha mahluk şeklinde girmezken vücuttan bahsedilemez. Şöyle ruhtan bahsedilemez. Bahset. Çünkü o zaman hayat vardı, ilim vardı, irade vardı, kudret vardı. Ruh yok. Kanuni çekti, iradeden gelmiş. Ama ruh denmiş, ruhunuza üfledim dediğine göre artık bu dört tane sıfattan imtiyazlaşmış. Artık
kanun olmuş. Yani ruhun kanuniyetleri olmuş. Şu mevcut kanunların kardeşi. Burası neresidir bu? Yani mevcut kanunların ve ruhu kanun. Kanun olmuş. Ruhun kanuni. Kanuniyetler olmuş. Neresi? Arş-ı Azam. İşte orada bu demek. Öfledim. Bu mutlak ve muhit olan o kanun şeklini Mehmet Direk'in ruhu olsun diye namussuz işurdur. Ona öflenmiş. Arş-ı Azam'daki kanuniyet şeklindeki ruhun öflemi, ruhuna öflenmiş. Kanuniyet şeklinde olan ruhuna. Sonra öflenince ne oldu? Namus oldu, vücud harici giydik. Kanundu, zihayat olduk, zişur olduk. Öflenince ne oldu? Yani öflemek ne demektir diye. Öflenince ne oldu sorusunun cevabıdır. Öflenince zihayat olduk. Öflenince zişur olduk. Kanun emri olduk, vücud harici olduk. Bunlar neredeydi? Arş-ı Azam'daydı. Şimdi biz olduk. Ben oldum öflenince. Ona emreden veya o üfleyeni sordum ben. Ha üfleyen, üfleyen evet. Allahu alem benim şey yaptım üfleme emirdir. Emirdir. Neresidir bu? Zatı sıfatların yapısı itibariyle emirdir. Vücut su mesela ıslatır. Islaklık emirdir. İle böyle ol demek artık onu da çıkmamız gerekiyor. İktizası demek, muktezaları, dahi ve muktazi diyor ustad. 24. mekte diyor ki, dahi ve muktazi. Dahi ve muktazi neresidir? Şuunat-ı zatiye. Yani her şeyin kaynağını soruyorsan, ki onu soruyorsun, yani öfledim yani muktazi ve iktizaları. Dahi ve muktazi. Şuunat-ı zatiye. Sonra şuunat-ı zatiyenin muktazisi, dahi ve muktazi diyor. Şunat-ı zatiyeden zat-ı sıfat. Onun dahi ve muktazisi sıfatı subutiyeler. Ondan sonra esma-i üstanlar. Sonra el-müşadır. En merkezinde vacibul vücutta dahi ve muktazini kendisi söylüyor. Dahi ve muktazi yani fıtri yapıları, vücuda çıkma şeyleri, yapı sistemi itibariyle emir budur. Şeydir. Şunat-ı zatiye. Hasan abi şey iman dedik ya mahiyet-i zatiye ile ilgili kaynak olarak olabilir dedik. Ruhla ilgili de aynı şeyi düşünüyorum. Ruhtan sana soruyorlar de ki o benim Rabbimin emrindendir. Emrindendir evet. Diyor. Emire kadar taşıyor. Rabbimin emrindedir diyor. Yani dahi ve muktezasıdır. Bunu emiri ustad 24. sözde benim izahım değil bu. Emiri dahi ve muktazi iktiza ediyor. Yani yapısı. Mesela Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu deniliyor ya. Şeyde de anlatıyor 146 Mesnevi'de. Yani güneş dünya yokken ne yapıyorduysa dünya varken de aynı şeyi yapıyor. Yani güneşi güneş yapan dünya değil ki. Dünyada olmasa güneş vardır. Yani su bir şey ıslatmadan önce su değil miydi? Ha demek ki orada diyor ki 146 Mesnevi Nuriye'de mahiyeti zatiye kendisini şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiye kendisini sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye kendisini sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiye esma-i ilahiye dahi ve muktazi olarak gözüktür diyor. Yani yapısı bu. Mesela güneş emrediyor. Önüme geleni emrediyorum. Isıt, yakarım. Bu yani yapısı dahi ve muktazi o. Dahi ve muktazi emirdir. O zaman ruhumdan öfledim dahi ve muktazi. Birisi kendisi iktiza, birisi karşısını iktiza ediyor. Dahi ve muktazi. Öfledim. Neyiniz öfledim? Ben varken hiçbir şey yoktum. Ruhunuzu öfledim. Dahi ve muktazi nedir? Şuunat-ı zatiye. Ondan gerisini götüremiyoruz. Zaten sana ruhtan sorarlar diyor. O Rabbinin emrindendir diyor. Emir, dahi ve muktazidir diyor. Rabbinin dahi ve muktazisi nereden biliyoruz? Usta dahi ve muktazi son hududu şeye götürmüş. Şuunat-ı zatiye götürmüş. Mahiyet-i zatiyi bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Evet. Bir şurayı da okuyayım. Biz bir şey
Yani mahiyeti zatiye de desek bildiğimiz bu kadar. Şu anda zatiye yani şey diyoruz yani. Evet. Onun için bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Ne olduğunu yani. Diyelim ki mahiyet zatiye desek. O şey de değiştirmez yani. Olsa orası bilmiyoruz ki orayı. Yani burayı da bilmiyoruz. Şubat'tan da internet bir şey biliyoruz yani. Ya şimdi ruhun ta kaynağın mahiyeti zatiye götürse ne demek biliyor musun? Biz bir daha bununla uğraşmayın, çalışmayın. Çünkü mahiyet zatiye zaten ilim şey yapılamaz. Yani bilinmezliğe atmaktır. Topu taca atıyor ya derler ya. Bitti. O zaman şunat zatiye de ruhun mahiyeti şunat zatiye diyeceğiz. Yani dahi ve muktazisi odur diyor. Taşıyorsa oraya gider abi. Taşıyorsa oraya gider. Oraya gidiyor. Yani dahi ve muktazi yani. Birisi kendi iktizası, birisi haricin şeyini iktiza ediyor. Dahi ve muktazi. Mesela şefkat bir de muktazisi ne? Şefkat-ı mukaddesi var. Şefkat-ı mukaddesesi bende şefkat olarak gözüküyor. Da birisi dahi, birisi muktazi. Biraz şey olacak ama örnek oruçla ilgili diyor ya, bütün ibadetlerin her şeyin karşılığı var. Orucunun karşılığı bendedir diyor. Evet, yok. Burası, o yok, sebabı yok. Ora neresi? Mahiyeti zatiye mi? Yani sevabı yok, zatıma bağlı diyor. Mahiyeti zatiye. Mesela namaz, evet, şunu, namazın şunun bunun hepsinin sevabı var. Mahiyet. Evet. Orucun yok diyor. Peki nasıl ben onu külliyattan değerlerim ve böyle muamele göreceğim? Nasıl inanırsın? Haşmeden de tartıyor Kantar. Yani orucun bir mahiyenliği yok. Niçin yok diye evet. Ben sordum. Niçin böyle yapar Allah? Niye mahiyenliği yapmamıştır, mutlak bırakmıştır? Şununla cevap buluyorum. Rahmetim gadabını aşmış. Rahmeti gadabını aşınca nasıl öleceğim? Kabire nasıl gireceğim? Haşir meydanında Allah beni nasıl hesaba tartacak? Rahmetini, gadabını aşarak, rahmetiyle muamele edecek. O zaman nedir? Benim diyelim ki günahım 48. Sebabım 48. Sebabım 52 olsa günah. Sebabım 48. Şimdi Allah orucu bu beni affetmek mi istiyor? İstediği gibi kullanıyor orada. Orucu sana 5 ton sayar, Mehmet'e 8 ton sayar, İrfan'a 18 ton sayar. Herkesi farklı sayıyor. Yani yok çünkü. Nasıl sayarsa. O ustad nasıl tanımlıyor bunu biliyor musun böyle? Kader Risalesi Mutadid yerde, 30. Fert isminde de var. Bir zengin zat diyor, Ali Cenab-ı Zat bir şehre gelir. Minare, çeşitli minareler var, çok, sonsuz. Zengin, sen oraya çık diyor. Sen olmaz, oraya değil, oraya. Sen şuna çık. Sen de çocuk olmaz ama 7 numaralı değil. Petroldan alıyorsun kaç numara? 2 numara. Sen 2. 2'ye çık. Her basamanda hediye veriyor. Ama çıktı yukarıya şerefe. Olan daha yüksek var. İndi. Ben senden daha bir şey istemiyorum. Daha büyük minare demiyorum. Lan zaten insandı bu. Yani itiraz haktan gelir. Sen hakkın yok ki. Dahi ve muktazi. Cevap nedir? Dahi ve muktazi. Bu neyi getiriyor abi bu? Ümit varlığı getiriyor. Hiçbir zaman ümidini yitirmemeyi getiriyor. Evet. Yani en azından ümitsiz olan, imanından ümitsiz olan, cehennem Allah beni şey yapacak mı diyen adama denilir bu makamda. Orucuna tutun. Niye? Orucu... İki kebair işlememe kaydıyla. Evet. Öyle, bana da öyle diyor. Bak orucu yedi kebair işleyen, şey işlemeyen. Bir de... Namaz. Bir de iki namaz arasındaki, mesela öğlen ikindi akşam arasındaki şeyi de küçük günahları affettiriyor namaz. Bir sonraki namaz, önceki namaz arasını affettiriyor. Ya. Şurayı da okuyorum, kesiyorum. Şu sefer bir şey yapıp buna geçmeyeceğim. Emri tekviniye bazen zahir, bazen batın. Emri tekvini bazen zahir yani irade. Keşke tabela olsa bu. Bunu yazmam lazım. İsterseniz bunu burada şey yapayım de. Ama okuyayım. Bunu Zeytimun diyorum. Tepecikte tahta yazacağım ama şimdi okuyayım. Bunu yazmam gerekiyor. Emri tekvini bazen zahir tire irade. Bazen batın tire kudret olarak gözüküyor. Bazen kudret makamında emri kullanıyor. Bazen de emir makamda kudreti kullanıyor. Yani bunu çok üzerine duruyorum. Külliyatta şaşırma.
bazen emri eylemsel halini, bazen emri kanuniyet halini, bazen hakikat olarak, bazen mahiyet olarak gözüküyor. Yani şey yapıyor. Ruh, ruha vücudu hariciye kudret ezeliği giydiriyormuş. Yani ruh kanuna vücudu hariciyi kim giydiriyormuş? Kudret ezeliğe giriyor. Kudret ile tekvin arasındaki farkla başlamıştım. O farkla şey yapıyorum. Vücuttan vücuda kudret, Adem'den vücuda tekvin çıkartıyor. Bu ne işe yarayacak? Emri tekviniler var bizde, ruhun cevherlerinde. Emri tekvini, evamiri tekvini ne olursa olsun bu karalama, bu dersten çıkınca bana ne getirecek? Dimağımda her şeyin sureti olduğu gibi emir ve emri tekvinin suretleri de vardır serbest bölgede. Bize bu emrederken iyi değilsin, mesela iyi değilsin, sen korumaksızsın, zırhın yok, seni Allah yakar. Yani ümitsizliği doğuran her şey bu serbest bölgede serbest bulunan celali esmaların her mertebesi iktizası var. Ama serbest bölgede cemali esmaların her mertebesi bulunuyor. Buralardan kaynaklandığını bil, ümitsiz olma, bu dayatmalara kulak asma. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, bu dayatmalara kurtulmak için Rabbime, ilahlığıma, malikiyetime, kulazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, bunların sahibine iltica et. Bu da üç tane şey iktiza ediyor. İlim, irade, kudreti, ilmi ezeli, emri Rabbani, emri ilahi, emri ezelime inkişaf ettir. Onu çok konuştuk. Rububiyetin şöyle olur. İlahlığımda sen de çok aktif şöyle olur. Ezeliyetin şöyle olur. Ezeliyetini, ilmi, emri ezeli sende inkişaf edebilmesi için ilimi. O nasıl? Melikin nas, ilahin nas, Rabbin nas. Rab nedir? Rab, irade. İrade nedir? İbadetullah'a. Tamam. Ondan sonra ezeli de ilmi mi şey? Melik, malik, ilah, melekelerini inkişaf ettir. Aslı donanımın inkişaf ettir. Farkındalığını getir. Tamam. Böyle. Farkındalığın artırsa insan, şefkat, muhabbet, vefa, haya, şehvet, anlayış, feraset, ne kadar his varsa hepsinin müstakil bir vücudu olduğunu, onların şu anda peyderpey aradan girmişte iktiza ettiğini bil ve ümitsiz olma. İnşallah Cenab-ı Hak bunları, hakikatını bize inkişaf ettirsin. Madem suretini alem-i şehadette bize nasip etti, vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Ya Rabbel Alemin, bu şu deme, şu ders istemektir. Sen de vaat ettin. Eğer vermek istemeseydim sana istemeyi vermezdim. Sana bu ilim meclislerine Allah Resulü söylettiriyor, değil mi? Peygamberimize söylettiriyor. Ya Rabbi, sen ona söylettiriyorsun ki ilim meclisleri cennetin bir bahçesidir. Burası da cennetin bahçesinin suretidir. Allah'ım, bu saymış olduğum ve sayamadıklarım, bu hakikatler bizde tahakkuk ettir. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, ehli imanı ve nur talebeni tahakkuk ettir. Bunları bize söylettiren, ikide bir benim ağzıma tekrar ettiren, dilime dolaştıran, bunu bana söylettiren esmaların hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sana dayanarak vaadine, müjdesine ya Rab ve Allah'lığın hatırına bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, nur talebini, el himanı affeyle ya Rabbi. Rıza ilahine mazhar eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ın selamı. İhtina sıratı. Amin.